Canım arkadaşlarım merhabalar. Bu videoda bir ayda 10 kilo verebileceğiniz evdeki malzemelerle herkesin kolayca yapabileceği ve çok memnun kalacağı harika kilo verdirici, yağ yakıcı, muhteşem bir tarif yapacağız. Gördüğünüz gibi maydanoz, limon ve nane kullanacağız. Bunları öncelikle çok güzel yıkayarak işe başlıyoruz. Biliyorsunuz bunlar da tarım ilacı artıkları bulunabilir. Eğer kendimizi yetiştirmediysek güzel bir yıkama öneriyorum. Şöyle öncelikle nanemizi doğruyoruz. Nane bu kürde çok önemli. Sindirim sistemini ve bağırsak yapısını düzenliyor. Maydanoz aynı şekilde toksin atılmasında ve kan dolaşımının hızlı hızlandırılmasında en az limon kadar faydalı. Bir tane limon kullanacağız. Bu bir tane limonun yarısını bu şekilde doğrayarak kürün içerisine atacağız. Kalan diğer yarısını da biraz sonra göstereceğim. Bütün malzemeyi tenceremizin içerisine alıyorum. Ve o kalan diğer yarım limonumuzun da suyunu kullanmak üzere bu şekilde limon sıkacağında hemen suyunu alıyorum. Bir ay düzenli kullanımda tabii ki yiyip içtiklerimize de e, dikkat ederek bu kürle birlikte 7, 8 hatta 10 kilolara kadar çok rahat kilo verimi sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Özellikle bölgesel yağlanmalarda işte kalça, basen, bel bölgesi, göbek bölgesi yağlanmalarında çok etkili bir kür olduğunu göreceksiniz. 1 litreye yakın su kullanıyorum. İçme suyu olabilir. Burada sıcak, soğuk olması fark etmiyor. Çünkü zaten kaynatma işlemimiz olacak. Bir tane çubuk tarçın, bir tatlı kaşığı doğal organik bal kullanıyorum burada. Pekmez de olabilir arkadaşlarım dut pekmezi, e, keçi boynuzu pekmezi ya da özü bu kürde kullanılabilir. Eğer bunlar elinizde yoksa e, çok da mühim ya da çok önemli bir malzeme değil. Bal ya da pekmez kullanmaya da bilirsiniz. Şimdi ocağımın üzerine aldım. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar da bu kürümü e, kaynatıyorum. Yani fokurdadıktan sonra bir 10 dakika kadar kürümü kaynatacağım ve hazır olacak. Tüm malzemelerin özü kaynama işlemiyle birlikte suya geçtiğinde kilo verimi için çok daha faydalı hale gelecekler. Çok daha güzel yağ yakıcı bir karışım elde etmiş olacağız. Böylelikle şimdi kaynama işlemi tamamlanmış. Bunu bir süzgeç yardımıyla bir kavanozun içerisine bir sürahinin içerisine alacağım ve devam edeceğim. Peki nasıl kullanacağız? Ortalama 3-4 bardağı yakın bir kür çıkıyor arkadaşlarım. Bunu sabah öğle akşam ve yatmadan önce olmak üzere günde 3 defa tüketebiliriz. Öğünlerimizde de birazcık ekmek şeker tatlı ve hamur iş işini e, azaltırsak bizim için çok daha hızlı kilo verimi olduğunu göreceğiz. Hemen malzememi şöyle süzüyorum. Ee, hamur işleri kilo verimini inanılmaz yavaşlatıyor arkadaşlar. Karbonhidrat içeriği çok yoğun olduğu için o sebeple e, dediğim gibi ekmek şeker, tatlı ve hamur işini azaltmalıyız. Şimdi bazı arkadaşlarım oluyor yani biz onları azalsak zaten zayıflarız. Niye bunu yapıyoruz diyorlar. Bunu yaptığımız zaman onlara olan isteğimiz azalıyor arkadaşlarım ve onları zaten otomatik olarak azaltıyorsunuz kürleri kullandığınız zaman. Aslında mantığı bu. Benim kürle ilgili anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Aklınıza gelen sorular olursa aklınıza takılan konular olursa lütfen yorumlar bölümünde bana yazın. Vaktim yettiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bu kocaman aileye katılabilir. Zayıflama serüveninizde kocaman aileyle bir sürü kişiyle birlikte güzel güzel sonuçlar alabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canım arkadaşlarım.